YouTube'un en klas kanalı Klasizm'e hoş geldiniz. Bir maç videosunda daha sizlerle birlikteyim. İlk defa üst üste 5 maç kazanabildim bu sene. Birkaç gün öncesine ait bir videodur. Birkaç gün öncesine ait bir eşleşmedir. Rakibimizin derecesi biraz düşük. 370 dereceli Nayır Ahmet denk geldi. Önce kullanıcı detaylarına bakalım. 240 maç yapmış. Ve çoğunda mağlup olmuş bir rakip. Ben de çok fazla maç yapmayan birisi olarak durumum bu şekildeydi maç öncesinde. İlk defa 5 galibiyete ulaştım bu maçın sonunda ve ama bu maçı özel kılan diğer bir detay bol gollü olmasıydı. Bildiğiniz gol yağmuru oldu bu maçta. Gelişmiş talimatlarım her zamanki gibi Tiki Taka ceza sahasına hücum ve Gagen Pires. Maçın anlatımına geçelim. Ronaldo'nun vuruşuyla rakibimiz oyuna başlıyor. Bol gollü dedim. Tamı tamına 11 gol çıktı bu maçta. Dile kolay. Ronaldo ile ilk şut denemesi rakipten geldi. Tabi 240 maç yapmanın verdiği bir tecrübe de var. Rakibimizde. Bir orta. Pike. Çok ilginç bir pozisyon. Bu maçı kayda almamın Diğer bir sebebi de ilk defa 5. maç yani seri olarak 5. galibiyet serisi maçına çıkıyor olmamdı. O yüzden kayda başladım. Ama bu kadar gollü olacağını bilsem tabii hani 5. galibiyet maçı olmasa dahi videoyu kaydetmek isterdim. 1-0'ı buldu bu arada rakip. Öne geçti. Özellikle 5. maçlarda momentumun çok fazla uygulandığı biliniyor artık herkesçe ve hani öyle bir şeyle karşılaşırsam diye hani yenilsem dahi paylaşacaktım. Sizce momentumla mı baş başa kalmışım diyerekten. Burada Dimaria ile yakın mesafeden golü bulamadık. Şimdi Douglas Costa ile çıkıyorlar. Mbappe doğru pas Manolas. Kaleci uzaklaştırmaya çalışırken rakip oyuncuya çarptı. Bayağı da baskılı oynuyor. Açık oynuyor aslında rakip. Kapalı oynayan kişilere karşı sıkıntı yaşadığım doğrudur. Salah'la bir gol daha kaçırdım. Maçta 15. dakikaya yaklaştık ve sadece bir gol var. Ne ara bu 11 gol oldu. Bu arada hatırlamıyorum. Şu an video izlerken video üzerine sohbet ediyorum sizlerle birlikte. Douglas Costa şimdi Martin de araya girdi. Manolas, Sergio Roberto, Mbappe, Salah, Rabiot, tekrar Salah'a. Mbappe bomboş. Mbappe karşı karşıya bıraktı Ronaldo'ya. Kaleciden dönüyor. Tabi bu golleri kaçırdıkça momentum korkusu daha fazla artıyor. Bu tarz pozisyonlarda kaçırdıkça Alexandro içeriye doldurmaya çalışırken kaptırdı. Ronaldo ve Manolas ve o da kaptırdı. Şimdi Hazard rakip 2'ye atmak üzere maçı hatırlamıyorum bu arada. Hani kaç kaç oldu kaç kaçtan gitti maç hiç hatırlamıyorum. Şu an tek hatırladığım maçın skoru 11 gol olduğu yani bunu hatırlıyorum. Salah'la geliyoruz. Dakika 22. Salah'ın ortası korner. Piki araya girdi. Mbappe korneri kullanıyor. Kalecinin müdahalesi. Di Maria vuramadı. Şimdi Ronaldo. Yine karşı atak şansı. Ronaldo bomboş rakip. Şimdi Hazard. Eden Hazard bomboş pozisyon. Ve Mbappe savunmasına desteğe geldi. Ama Hazard ona rağmen vurdu korner. Gördüğünüz gibi maç ortada. Rakip boş değil aslında. Yani derecesinden daha iyi oynuyor bence. Bu dereceyi nasıl düşmüş bilemiyorum. Kesinlikle 370'lik bir rakip değil. Gayet iyi oynadığını söyleyebiliriz. Bu arada Ronaldo ile bir şansı yakaladık. Burada bir hatayı söylemek istiyorum. Rakip orada yatmasaydı Ronaldo'yu takibe devam etseydi koşarak alma ihtimali vardı topu ama bu oyunda biraz sabır gerekiyor arkadaşlar. Yani tez canlı olduğunuz zaman kaybediyorsunuz. Bir an önce gol atmak, bir an önce rakibi durdurmak elbette önemli şeyler ama biraz daha sabırlı oynamakta fayda var ve işte Salah'la birlikte 2-1'i yakaladık. Salah Ronaldo ikilisi. Bu seneki vazgeçilmezlerim. Hemen maçı çevirdiler. 2-1 oldu. Aslında rakip dediğim gibi çok da boş değildi. Ona rağmen 2-1 oldu. 2-2 mi olacak? Evet. Savunmadan çıkarılamayan bir top. Savunmada cezayi çevresinde topu pasla çıkartmaya çalışmayın. Gördüğünüz gibi cezayı kesiyor rakip. Elinizden geldiğince ileriye vurun. Bu arada rakibin de bir hatası. Hemen ardından 3-2. Yani 1-0 efendi gibi sessiz sakin giden maç bir anda 3-2 döndü. Toplam 5 gol oldu 35 dakikada. Bir pas hatası daha. Ronaldo, Salah kontrol edemedi. Pique, pas hatası. İşte burada hızlı çıkmak istemenin verdiği sonuç. Salah döndü, baktı, vurdu, attı. Çok rahat bir şekilde 4-2 oldu maç. Tabii maç oynarken bu dakikalarda ben hala rahat değildim. Daha önceki maç videosunda da belirttiğim gibi 5-2 yani 3 farklı skor oluşmadığı sürece rahatlayamıyorum online maçlarda. Burada ilginç bir faul kararı. Faul olduğunu düşünmüyorum. İndi topu uzaklaştırdı Salah. De Rossi Ronaldo, Salah, Rabiot, sağda Mbappe bomboş. Mbappe çok güzel gördü. Salah karşı karşıya ve bir gol daha geldi. 5 oldu. İlk yarı bitmeden 5. gol. Tabii rakibinizin derecesi düşük olursa 5. galibiyet maçlarında galibiyet alsanız dahi 5 ile çarpılacak. Evet ama 3-4 derece vereceği için onu 5 ile çarpıyor. Yani 20 derece falan artabiliyorsunuz. Ama büyük bir rakibi 5. galibiyet serisi olarak yendiğiniz zaman örneğin 7-8 puan alacağınız bir maçta 40 puana kadar çıkabiliyor. O yüzden 5. galibiyet serisi maçlarında büyük takımları yenmek yani derecesi yüksek takımları yenmek aslında daha avantajlı. Ama tabi momentuma uğrayarak maç kaybetmektense maçı kazanmak 5-10 derece artmak da gayet hoş. Ronaldo bu arada topu aldı. Salah'a bıraktı. Salah Mbappe'ye bıraktı. Bir hata daha yine çıkmaya çalışırken orada ileriye vurmamanın sonucu ve Mbappe çok rahat bir şekilde 6. golü yaptı. Skor 6-2 oldu. 8 gol oldu ve hala 3 gol daha gelecek bu maçta 50. dakikadayız Salah'tan Mbappe'ye Mbappe çok süratli Mbappe içeriye kat etti Pepe durduramadı Mbappe çekti topu ve kaptırdı Kolarov Çok güzel pas top geçti Martin Sindin'in hatası Ronaldo karşı karşıya Ronaldo ilginç bir pozisyon ne yapmaya çalıştı bilmiyorum. Aşırtma atmak istedi artık orada. Topu auta attı. Ronaldo'nun vuruşu auta gitti. Salah. Rabiot kurtaramadı topu. Şimdi De Rossi, Mbappe, Salah çok iyi kaçtı. Ronaldo hemen yanında ve basit bir gol daha. Yine cezayı kesiyoruz. Yine çıkmaya çalışılan ve kaptırılan bir topta golü buluyoruz. Fark 5 oldu. 7-2. artık çok kasmamanın zamanı geldi derken direkten döndü bu top Hazard. Tekrar doldurdu. Alexandro ileri oynuyor. Di Maria uzun top. Salah. Bu çarpışmalarda ilginç faul kararları çıkıyor. Burada Salah hamleyi yaptığı için bir ölü yaprak denemesi bu arada başarıya ulaşmadı yani Salah çarptığı için orada faul rakibe verebilirdi çok ilginç bir şekilde faul kararları tersine veriliyor çarpışma pozisyonlarında Eden Hazard Douglas Costa Mbappe Ronaldo kaleci Manolas hani rakip çok boş değil derken aslında bunu kastediyordum pozisyon bulabiliyor rahatlıkla bu arada Ronaldo ile bir gol pozisyonu daha. Ronaldo ayağından açtı topu. Di Maria kale boş. Hemen kaleye göndermek istedi ve savunma uzaklaştırıyor. Çektiğimiz şutlarda çok büyük farklar yok. Bu arada Ronaldo topu aldı. Martin Sindy kovalıyor. Ronaldo'nun vuruşu kaleciden döndü. Demek istediğim şu. Ronaldo ile attığım golde... Sabırlı olsaydı topu alabilirdi veya golü çıkarabilirdi derken bunu kastediyorum. Burada Martin Zindi ile faal yapıp Ronaldo'yu düşürebilirdim. Ama sabrettim pozisyonu takip etmeyi sürdürdüm ve top kaleciden döndü. Çünkü Martin Zindi arkadan yapıştı ve net bir şekilde şut çekmesini engelledi. O yüzden sabırlı olmakta fayda var. Arkadan kaymak son çare olmalı. 8-2'yi de bulduk bu arada dakika 72'yi gösterirken Hazard'a çok güzel bir müdahale. Rabio şimdi sala bir vücut çalımı denemesi. Kaleci terste gene kadar geldi. Bu arada rakibi tebrik etmek istiyorum. Skor bu kadar farklıyken 8-2'ye kadar gelmişken ona rağmen oyunu bırakmadı. Disiplinden kopmadı. Elinden geldiğince karşılık vermeye çalıştı. Şimdi Ronaldo topu kontrol etti ve golü attı. 8-3 maçın skoru oluştu artık. Çok güzel bir deneme. Güzel bir pozisyonda ama kaleci son anda müdahale yaptı. Dakikalar artık 90'ı gösteriyor. Korneri kullandık. Manolas'ın kafa vuruşunda gene kaleci ters degen başarılı. Ve son düdük geliyor. 8 3 tam 11 gollü bir maç ve ard arda 5. galibiyetimiz bu seneki ilk defa. Şu an ikincisini yaptım. Videoyu paylaşacağım sırada ikincisini de başardım. Puanım biraz daha yükseğe çıktı. O maçı çekmedim, kaydetmedim ama gene maç videosu var elimde. Özellikle bir maçta fena tokatladılar beni. 809'dan 829'a çıkmışım bu maç sonunda. Ee, sıralamada 130. olan bir arkadaş e, Fena tokatladı O maçı da paylaşmayı düşünüyorum Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim Klasizm kanalını takipte kalmayı unutmayın